Tarık Beyciğim, bugün biliyorsunuz İşçi Bayramı 1 Mayıs 2019 Çarşamba. Bu arkadaşlarımız aslında toplantı şeyimiz cumartesi, değil mi? Cumartesi, ama bugüne rica ettiler. Siz sizin cumartesi işiniz varmış herhalde. Vallahi. Bizim gruptan mı arkadaşlar? O zaman. Şöyle geçeyim. Sen nerelisin? Somali. Çoğu şehri Somali'den, sadece Etiyopya'dan, Mısır, Kırgız. Kırgız'ı sen nerelisin? Siz Çukurova Üniversitesi ile ilgili mi? He? Bir sandalye falan aşağıdan organize edin de isterseniz. Toplantıya, tamam. Herhangi bir şey mi var? Evet. Celal Abad. Sanki Pakistan, Hindistan gibi, Bangladeş gibi bir şey var. Evet, bugün Afrikalı genellikle arkadaşlarımızla yapacağımız sohbet toplantısına hoş geldiniz şeklinde videomuzu burada kesiyorum, sonra devam. Bu şey, fabrika, ihracat, konserve, her şey yapılabilir. Midye çünkü orada, midye. Tabii. Böyle şeylerde yükselir. Şeyle geliyor böyle koca bir... Evet, koca şeyler. Tastır. Kirayla güzel bir şey. Evet. Patates kızartması. My name is Mehmet Faraknur. I come from Somalia, the northern part of Somalia. And now I am studying plant protection in Chukurova University. It's really happy to take part in this meeting. I'm really so happy. For my opinion, so in Somalia, the agricultural equipment and agricultural technologies is really so important in Somalia. For example, the greenhouse, the new technologies, even the pipes for the drip irrigation pipes, is really so important in Somalia, and that's really we can develop companies for the agricultural equipment, for the production of agricultural equipment and its marketing. That's all about my opinion. Okay, thank you. Ben Türkçe konuşayım, herkes anlasın diye. Benim ismim Murşid Abdurrahman. Çukurova Üniversitesi'nde inşaat mühendisi 3. sınıftayım. İnşallah bir sene sonra mezun olacağım. Mühendis olacağım yani. İnşallah. İnşallah. Meslektaş. Evet, inşallah. Ama benim hedefim mühendis olmak değil. Yani hedefim daha büyük yani. Mesela şirket kurmak gibi. Somali'de mesela şöyle bir beton santrali çok ihtiyacı var. Aa, tabii. Aynen. Beton santrali kurmak da zor yani, aslında kolay değil. Geçen toplantıda sen vardın değil mi konuştuğumuzda? Bu yok, mevzu yok, vardı. Yoktu maalesef. Yani hatta şey konuştuk, Malik. Malik'le birlikte, yani bir pompa, 5 betonyerle bu işe başlanılabilir konuşmasını yapmıştık. Hatırladınız mı? Hatırladım. Evet. Bir de yani ben daha size sormak istedim. Yani şöyle bir şirket kurmak, yani neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, onun tavsiyesini almak istiyorum. Yani. Onun fizibilitesini Tarık Bey. O Tarık Bey'in konusu. Şeyin nüfusuna kadar, Somali'deki Mogadishu'nun nüfusuna kadar 3 milyon. Peki bu 3 milyon nüfusun ne kadarı Adana gibi böyle güzel caddelerde oturuyor? %10 mu? %5 mi? %5 değil yani. %30 yani. %30 yani. Yani o başkenti Mogadishu adamı biraz sefakat kilitir yani. Belki başka bölgelere göre biraz kilitir yani. Onun da %30, %40 olur yani. Şimdi bir de Etiyopya'da mesela Addis Ababa'da bu görüntü var. Başka şehirlere gittiğin zaman daha küçük şeyler.
Yani Etiyopya'da, şey Addis Ababa'da 12 milyonda 2 milyon Adana'ya benzer de yerler oturuyor. 10 milyonu kötü yerde oturuyor. Öbür yerlerde mesela bazı şehirler var. 500 bin, 700 bin nüfusu var. Orada bir cadde var, iki cadde var. Gerisi çok kötü. Yani gerçek bu. Ben gördüğümü söylüyorum. Bundan yani ne üzül ne sevin. Yani öyle değil. Öyle değil yani. Yani normalde size yani şu an yani sizin konuyu çok anladım yani. Daha önce anlamadım yani. Yani dedi yani Somali oteli yok yani. Nasıl olur ya? Bir ülkeye otel yok ya. Ben Somali'den geldim, benim yani ben çok haberim var yadır ya. Benim ülkeye geldiğim zaman onun tarihi biliyorum yani. Nasıl bir otel var yani? Nereye göre yani? Hangi konuya göre? Nasıl bir otel var yani? O kat kalları yok Somali. Normalde müstelif kalıyorlar normalde. Nasıl diye bir şey ya? Öyle değil ya. Hocam, ben şaşırdım ya gerçekten. Orantı olarak. Şimdi Adana'da kaç otel var? Sana görev veriyorum. Gelecek toplantıya Adana'da kaç otel var, kaç yatak var, araştırma yapayım. Kaç nüfus var, evet. Bir de Mogadishu'da ne kadar var, bana getir hafta bir daha sefer. Hocam, bak. Yani demek istediğim ortaya çıkacak. Tamam mı? Normalde ya, evet. Adana'da diyelim 10 bin yatak var, orada 500 yatak var. Hocam, yani. Hocam şöyle açıklayayım ben. Arkadaş, Somali'de yani şimdi iki taraf var yani. Güzel tarafı var, kötü tarafı var. Arkadaşımız güzel tarafta anlatmaya çalışıyor. Biliyor kötü tarafı da var yani. Aslında. Kötü tarafı da var tabii. Vardı yani, aslında vardı yani. Böyle. Arkadaşımız güzel tarafta anlatmaya çalışıyor. Şimdi yani vardır yani. Yani doğru. Şöyle söyleyeyim hocam, güvenlik açısından Somali kötü yani, böyle şey değil yani, iyi değil. Ama risk almak var. Risk derecelenme de var yani. Risk derecesi daha yüksek Somali'de. Yani risk almamak için devletten gelen yardım İstemek lazım yani. Hmm. Şimdi bak, bu bilgileri iyi niyetle veya kötü niyetle ele almayın. Bu bilgileri biz burada konuşmak için varız. Benim eksiğim varsa sen düzelteceksin. Senin eksiğin varsa ben düzelteceğim, öbürleri düzeltecek. Etiyopya'da NATO askeri gücü vardı. O askeri gücün başında benim arkadaşım vardı. Türk. Orgeneral Çevik 1. Duydun mu hiç? Duymamıştır yani. Çevik 1. Bu duyamazlar yok. O orada NATO Barış Kuvvetleri komutanıydı. O benim iyi arkadaşım. Abi. O orada yaşadı 2 yıl. Mogadishu'da. Ben 6 yıl Addis Ababa'da yaşadım. Ben Addis Ababalı insanları çok sevdim. Etiyopyalı insanları çok sevdim. Afrikalı insanları çok sevdim. Bana çok arkadaş, dost gibi iyi davrandılar. Ben de onlara tabii. Onun için benim söylediğim şeyleri vay iyi şeyler söylüyor, vay kötü şeyler söylüyor, vay otel yok diyor diye alma. Ben orantı olarak konuşuyorum. Senin vazifen gelecek geldiğinde Adana'da kaç otel var öğren. Mogadishu'da kaç otel var? Öğren, kaç yatak var? Konuşalım. Bakalım ya. Sen mi doğru söylüyorsun ben? Adın neydi? Adınız neydi? Sait. Ha, Sait'cim. Sen şimdi kısa özetini söyleyeyim mi? Tarık Bey ile beni Mogadishu'ya davet edeceksin. Otelleri sayacağız. Tamam. Davet edeceğim. Davet ediyorum. Oraya görüşürüz. Benim böyle düşünüyordum ben. Yani Somali ihtiyaçları nasıl? Benim önemli şeydir şirketler. Özellikle inşaat. Mesela sokaklara yani. Hatta benim şehrim muhteşem geliyorum, başkent geliyorum. Trafik işareti yok. Işıklar. Yani. Lamba da yok. Lamba da yok. Tabela da yok. Ne gelir? Daha trafik çam gelir yani. Kalabalık olur, kaza olabilir. Bu yüzden yani sokaklarda yani bazı sokaklarda Türklere yapmışlar. Ama o kadar yapmamışlar yani. Daha iyi yapmamışlar. Bu yüzden yani açıklama da daha iyi oluyor yani. Şirketler yani tartışma için daha iyi yani yapmak için.
Daha önce söylediğiniz gibi hastaneler yani. Bir Türk hastanesi var. Bunlar Direcertoy Otoban Hastanesi. Türkiye'ye geldikten sonra herkes söylüyor yani. Orada hastanesi var. Ücretsiz yani. İlaçlara yani ücretsiz olarak yani bize veriyorlar. Böyle diyorlar. Ama aslında şöyle bir şey yok. Yani Somali'de en pahalı hastane Türk hastanesi. Türk hastanesi. Yani gelmeden önce bir tecrübe yaptım. Gittim oraya. Yani pahalı yani. En pahalı yani Somaliler için. Somaliler için pahalı. Türk yani Türk olarak yani pahalı değil olabilir. Ama Somaliler için yani en pahalı. Bu yüzden daha hastaneler yani tartışma için yani daha iyi yapması için bunu yani söylemek istiyorum. Türkler orada yaşıyorlar. Yani her şey olabilir yani. Turistler var orada Somali'de genellikle. Ama güvenlik var. Özel güvenlik kullanıyorlar. Erdoğan geliyor, yani çalışıyor. Birlikte çalışıyorlar. Sizin de okuyorum. Genel olarak burada 2 yıldır olduğum için biraz ne eksiklik, ne var, ne yok. Mısır'da ne istiyor? Hani karar veriyor bana. O yüzden tam ve net cevap veremiyorum. Ama genel olarak Mısır ve bütün Arap ülkeleri en önemli olan şey kalite. Kalite nasıl oluyor? Kalite, yes. Evet. Kalite. Yani kalite nasıl olursa o kadar satabilirsiniz. O kadar öğretim yapabilirsiniz. O kadar. Yani, İbrahim'cim bir şey söyleyebilir miyim? Hem de bunu videoya alarak. Şimdi benim bir arkadaşım vardı, Lübnanlı. Fakat çok zengin. Fakat fabrika mabrika yok. Ya dedim bir dakika. Bir dakika. Dedim sen bu sistemi nasıl yürütüyorsun? Dedi kolay. Ama şeyde neredeyse 10 katlı falan binası var ki bazı katları da kiraya veriyor. Beyrut'ta. Çok kolay dedi. Biz dedi Mısır'ın dedi pamuğunu alıyoruz. Çin'e götürüyoruz. Oradan para almıyoruz. Aynı miktarda diyor sabun alıp Mısır'a getiriyoruz. Başka bir konu. Doğru mu? Doğrudur. Heh. Biz Mısır olarak yani Afrika'nın kabı gibi duruyoruz. Siz Türkler isterseniz bir şey yapabilirsiniz. Bir üretim topluluğu yapabilirsiniz. Yani mesela orada her şey yapılır. Ondan sonra Afrika'ya doğru gidiyor. Öyle bir şey var. Anladım ben. Malın giriş ve çıkışı Mısır. Yani Mısır ortada duruyor. Yani Mısır, hayır işte Çin'den gelen mal şeyde Mısır'da stoklanıyor. Oradan nereye lazım? Somali'ye. Nereye lazım? Etiyopya'ya. Nereye lazım? Sudan'a. Avrupa'dan, Türkiye'den gelenler Mısır'a geçmesi gerekiyor. İşte Mısır antrepo oluyor, depo oluyor bir noktada. Yani öyle bir şey. Bu konudan faydalanabilirsiniz. Şimdi Mısır'da birkaç yıldır Türk firmalarına, Türk iş adamlarına vize problemi var. Nasıl yani? Yani gitmek istediğin zaman engel çıkarıyorlar. Yatırım yapmak istediğin zaman engel çıkarıyorlar. Bir adam dolayı. Evet, yani demin bahsettim size. Ondan da. Evet. Bir problem. Çünkü orada mesela bir serbest bölge yapıldı. Oraya da çok firmamız gitti, yatırım da yaptı. Şimdi çoğu ya kapattı ya da geri geldi. Evet. O da olabilir ama bir anlaşma yaparsınız daha kolay oluyor yani. Şimdi bu siyasi tabii. Sizde bir kelime var, bir atasız var. Para her kapı açar. Para dediği doğru. Evet, sıra sizde şimdi şu anda. Evet hocam, ben Mısırlıyım. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Mısır'da... Sözünü valla kestim. Kahire'de misin yoksa başka bir şehirde mi? Kahire'de yaşıyorum. Ha, Kahire'de yaşıyorsunuz. Tamam. Mısır'da bir türlü fabrikalar var. Hani dediğiniz gibi bisküvi fabrikalar, ilaç fabrika var da. Benim bölümle alakalı fabrika yok. Medikal cihazları orada... yapan fabrika bulunmuyor. Onu ya
yapmak istiyorum da siz de söylemiştin ama zor demiştiniz bana. Zor bir şey. Yani öyle bir şey düşünüyorum da ben. Burada bulunmuyor Türkiye'de. Sadece tamir fabrikalar var. Bu kadar herhalde Tarık Bey. Cevap. Sıra size geldi. Buyurun. Afrika'da değilim, buraya geçelim. Evet, benim adım Muhammed. Muhammed. Kenyalıyım abi. Öncelikle bana sürpriz oldu ya bu konuda. Hani sürpriz oldu. Öncelikle bu konuya geçmeden önce birkaç tane soru sormak istedim. Hani Türkiye'de geldik, Somali'den olabilir. Cibuti'den, bilmiyorum ama Kenya'dan. Kaliteli eğitim almak için geldik. Ama bazen örnek veriyorum, yani inşaat hakkında yani iktisat okuyan var, şey okuyan var, staj yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle, kaliteli stajı yani görmüyoruz. Şimdi örnek veriyorum, ben NK'ya başvuruyorsun, red geliyor. Rosenas'a vuruyorsun. Yani kaliteli eğitim almak istiyoruz, örnek veriyorum. Hani böyle şeyler, yani size nasıl yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar? Ben şu anda bitiriyorum ama ikinci sınıflar var, birinci sınıf inşaat okuyan var, ziraat okuyan var. Böyle imkanlar bize sağlayabilirsiniz. Yani az önce dediğim 72.000 yani şeyler var yani. Onu bize sağlayabilir misiniz? Örnek veriyorum. Yani bu sorulara nasıl bir cevap verebiliriz? Şimdi onu deneriz. Evet. Dediğin doğru. Türkiye'de çok bilinen, çok popüler 50 tane inşaat firması var. Bunların büyük bölümü İstanbul'da veya Ankara'da. Ve bunların işlerinin çoğu da yurt dışında. Afrika'da, Rusya'da, Japonya'da inşaat yapıyorlar. Oralara tabi müracaat çok fazla. Ama Adana'da da büyük firmalar var. Onların da Irak'ta, Orta Doğu'da işleri var. Onlarla daha kolay iletişime geçmek için bir gayret edebiliriz. Üniversiteden de yardım isteriz. O çok önemli. Şimdi Necip Bey ve başka bir arkadaşımız Kaya Bey, bunlar çok kıdemli inşaat mühendisleri. Geçen hafta Kaya Bey'in, bir ay önce de Necip Bey'in orada konferansı oldu inşaatla ilgili. Üniversiteyle yakın diyalogları var. Onu bir daha hızlı, daha kuvvetli olmak için tabii ağırlığı üniversitede olmak üzere biz de elimizden gelen gayreti yaparız tabii ki. Çünkü başvuru yaptığı zaman hani bazen arkadaşlar da başvuru yapıyorum, dayı falan geçiyor ortada. Dayı olmayınca... Doğru. Bak Türkiye sistemini öğrenmişsin dayı. Hani geçen örnek veriyorum, bir hoca yardımcı etti bana. Evet, tamam. Beşinci bölge müdürlüğü yol yaptım. Evet. Hani herkes gece toplanıyoruz. Adım diyor ki senin dayın kimdi acaba? Sen nasıl buraya geldin? Onun için bize de bir dayı lazım ki. Peki sen o zaman madem mevzu açıldı, Kenya lisanıyla dayı ne demek? Söyle bakayım. Anko. Ama biz Anko demiyoruz. Godfather diyoruz bunu. Godfather. Evet, küçük bir ilah. Yani Godfather bunu kullanıyoruz. Tamam. Hani benim sorum da buydu. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hani zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Burada hani yazılım firması burası. E-ticaret sistemi yapılabiliyor. Artırılmış gerçeklik var, sanal gerçeklik var. Bunların hepsini yapabiliyorlar. Bayağı bir gelişmiş bir şirket aslında. 20 tane yazılımcı falan var burada yani. Biz de şu an bir sistem kurmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani e-ihracat gibi bir sistem kurmak istiyoruz. Türkiye'nin Alibaba'sını kurmak istiyoruz. Bununla ilgili mesela ileride sizlerden belki yararlanabiliriz de yani. Hani sizin ülkenizde danışmanlık yapabilirsiniz bunun için. Ürettiğiniz ürün var mı? Ürün üretmiyoruz biz. Biz ortaya sadece sistem kuruyoruz. Piyasaya sunduğunuz ürün var mı? Yok. Burada sistem kuruluyor sadece. Program bir yazıyorlar. Şey, fabrika falan değil. Bir üretim yok, bir şey yok. Sadece program yazıyorlar burada. Programı, piyasaya sunan programınız var mı? Belediyelere var, hastanelere var, firmalara var, inşaat firmalarına var. Şimdi bir daha geldiğinizde biz buranın sahibi ve yöneticisi arkadaşlardan rica ederiz. Hem burayla ilgili bilgi verirler, hem aşağıda bu sanal gözlük var. Onu biliyorsundur. Onunla ilgili de bir prezentasyon yapılır. Daha çok fikriniz olur. Ve onu hem tanıma hem de daha sonra kullanmak için buradan istifade edebilirsiniz. Hocam mesela diyelim bir yere bir firma ihtiyacı var.
siz ortaklık yaparsınız muhtemelen, eğer geleceği varsa, değil mi? Evet. Mesela diyelim, gerçekten geleceği var olan bir şey ortaya konulursa siz ortaklık yaparsınız. Yatırımcı olarak mı ortaklık yaparsınız veya beraber çalışan şey olarak mı genelde? Yatırımcı bulabiliriz. Bulabilirsiniz. Evet. Yani köprü gibi. Evet. Anladım. Evet. Ben kapitalist değilim, organizatörüm. Yani ben para koymuyorum. Parası olanlara diyorum ki burada iyi bir iş var. Ben de tanıyorum, projeyi de biliyorum, ülkeyi de biliyorum. Bunu yapalım. Ha, 1, 2, 3, mesela benim Afrika'ya götürdüğüm firmalar, ben belki 15 tane falan konferans verdim. İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, İskenderun, hep konferanslar verdim. Makaleler yazdım, gazetelerde çıktı. Yani belki 1000 kişiye ulaştım. Ama oraya 40 kişi geldi. Onlardan 6 tanesi yatırım yaptı. Yani benim her konuştuğum tamam çok parlak fikir demiyor. Parasını az buluyor, çok buluyor. Ülkeden korkuyor veya uzak diyor. Yani Nairobi ne kadar buraya mesela? 6,5 saat uçuş İstanbul'dan. Etiyopya 5 saat 15 dakika. Hadi evet. Sabah. Yani şey Ghana filan tabii 7 saat. 8 saat. Tanzanya öyle. Kolay değil. Ama konuşuruz. Söyleriz onlara. Deriz ki Somali'de hiç otel yok. Hemen bir otel yap. Değil mi? Hiç otel yok deyince o cazip olur o anda. Tamam mı? Yani söylemeyiz yani var. Birkaç tane iyi otel var diye. Söylemeye her şey serbest diye. Hocam genelde yaptığınız konuşmalar hangi konu üzerinde? Ben şunu söylüyorum. Yaptığım konuşmada şunu söylüyorum. Bir, dünyanın ekonomisinin ilacı Afrika. Dünyanın ekonomisinin ilacı Afrika. Dünya ekonomisi son 10 yıldır iyileşmedi. İyileşemedi. Bunun iyileştirmenin bir yolu var. Afrika'ya gideceksiniz. Afrika için değil, kendiniz için değil. Bütün dünyayı ayağa kaldırmak için. Çünkü dünyada şu anda 12 trilyon dolar para var. Proje arıyor. Afrika'da da 10 bin tane proje var. Para arıyor. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu para proje bulacak. O proje para bulacak. Bütün insanlık faydalanacak. Sağlık, eğitim, terör, üretim, kalite. Şimdi Amerika'da israf edilen, boşa giden mutfak harcamalarıyla bütün Afrika doyabilir. Bütün Afrika. Çünkü Afrika'da acından ölenler var bazen. Ama Afrika'da tarım var, hayvancılık var, balık var, fabrika yok, elektrik yok. Bunlar yapıldığı zaman hem oradaki problemler biter, hem o para sahibi para kazanır. Ben bunu anlatıyorum. Ya şimdi Tarık abi biraz mütevazı anlatıyor her şeyi. Ama yani gerçekten çok sağlam network'ü var. Her tarafa ulaşabilir. Bir, güzel bir fikir olur. Anlatırsınız, elinden geleni yapar. Ve dürüst çalışır. Kendisi benim sınıf arkadaşım. Beraber yüksek lisans yapıyoruz. Hocalar teori anlatırdı. Tarık abi ardından hemen uygulamayı anlatırdı. Ve hocalar da dinlerdi. Daha çok konuşurdu bazı derslerde. Gerçekten söylüyorum. Bir acayip şeyler öğrendim. Yani özet olarak meslek yani. 45, yaş 35 Tarık Beyciğim. Kapatıyor muyuz programı? Olur. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Hepinize teşekkür. Bu genç arkadaşlarımıza faydalı olabildiyse ne mutlu. Tabii her toplantının kendine göre bir özelliği var. Her şey pat diye birden çıkmıyor. Dediği gibi bamboyu ekiyorsun 5 sene bekliyor diyor.
6. seneden sonra 6 metre yükseliyor demesi, bu bir mesajdır aslında. Bizim meslekler de böyle. Yani şimdi arkadaşlar, ben belki de çok hoşunuza gidecek şeyler söylemedim. Ama çok hoşunuza gidecek şeyler yapabiliriz. Siz projeleri getirin, biz de katkılarımızı yapalım. Bilemediklerimizi dışarıdan destek alalım. Ve bu 1, 2, 3, 5 ilerledikten sonra mutlaka işe yarayacak. Mutlaka. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Sağ olun. Ama bir daha gelin. Ben olmazsa bir WhatsApp grubu kurayım. Oradan haberleşelim hep beraber. Bir WhatsApp grubu olur. İyi olur vallahi. Şey, ben onu oluşturdum. Bir dahaki görüşmeyi yine yaparız yani. Her, yakın her zamanda. Konu yani anlaştıracağız. Tabii tabii, her konuda. Anlaşmaya çok önemli. Her. Tek tek söz hakkı tanındı. Ondan sonra iş bölümü yapılması çok güzel. Şu anda bu ilk toplantı, herkes kendi ülkesinin gerçeğini anlattı ama şeydi, çok derinlemesine değildi ama gene de bir fikir edindik. İşte bir sonraki toplantıda da ne yapılacak, kim ne yapacak, spesifik bir şekilde onları da bir şekilde görevlendirdiniz. Şu anda herkes ne yapacağını tam belki bilmiyor ama WhatsApp grubu kurulduğunda herkes orada paylaşımda bulacak. Yani iki kişi aynı şeyi yapmasın. Herkes bir konuya odaklansın, fokus olsun. Ondan sonra o sunumlar da yapıldığında daha çok derinlemesine inilip bir netice yoluna gidilecek ve işbirliği, kooperasyona girilecek. O zaman bir ürün, bir arkadaşımız ürün diyordu. Evet, yani o zaman daha sonraki belki ürünler hemen çıkmayacak ama çıkmasına temel zemin, atılıyor, zemin. Temel zemin atılıyor. Foundation'ını yapıyoruz. Ondan sonra o gelişecek, flourish olacak ve ürünler gerçek olarak, somut olarak, konkret olarak ortaya çıkacak. Çıkacak, evet. Ben o şekilde diyebilirim. Evet. Fethiye Hanım, ne dersiniz? Yani ne arıyordunuz, ne buldunuz? Şöyle, ben kendi açımdan, ben çok faydalandım bu toplantıda. Yani, çünkü şey, anladım ki özellikle Somali hakkında çok az, sadece o Körfez'deki korsanları biliyormuşum. Biz de böyle korsanlar. Evet. Yani bu açıdan bana çok faydalı oldu. Ama şey, yani kendilerine de ileriye dönük çok bu toplantıların ileriye dönük çok faydası olacağını görüyorum. Hem kendi ülkeleri açısından, hem birlikte nelerin yapılabileceği açısından. Belki kendi aralarında işbirlikleri geliştirebilirler. Ortaklıklar kurabilirler.